Şimdi bunun ne anlama geldiğini değerlendirmek üzere ekonomiden anlayan sevgili arkadaşımız, önemli ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam'a döneceğiz. Telefon attığımızda Erdal Sağlam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Neden bu kadar dramatik bir düşüş yaşandı ve bunun bize etkileri neler olabilir Erdal Sağlam? Yani neden Rusya'nın Suudi Arabistan'la birlikte bir OPEC kapsamında giriştiği bir kavgadan kaynaklanıyor. Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle talep çok azaldı. Petrol arzını kısalım dedi. Rusya da kendine uygun olmadığı için kısmayı reddetti. Onun üzerine Suudi Arabistan kendi arzını arttırdı. Yani mevcut seviyeyi korumak bir tarafa, arzı da arttırınca korkunç bir şey oldu, panik oluştu. Dünya ekonomisi birbirine girift durumda. O yüzden de bu tür ani çalkalanmalar bütün piyasaları birden etkiliyor. Öyle bir şey oldu. Ve uluslararası borsalarda da önemli bir düşüş yaşanıyor. Onun nedeni bununla bağlantılı mı? Tabii, bununla çok bağlantılı. Çünkü petrol ihraç eden ülkelerin çok zor durumda kalacağı söyleniyor. Artı Rusya, Suudi Arabistan'ın restini gördü. Ben bu fiyatlarla 6-9 ay idare edebilirim dedi. Ama bundan en çok zarar görecek olan şeylerden biri, biliyorsunuz Amerika artık bir kaya gazı ve oradan dayalı bir enerji üreticisi. Ve oradaki kar marjları Suudi Arabistan ya da Rusya'daki kadar değil üretimle satış arasında. Yani bu uzun süre devam ederse şeydeki Amerika'daki üreticileri en fazla vuracak olan, herkes zincirleme, birbirini etkilemeye başladı. Bununla birlikte de tabii bütün hisse senetleri fiyatları düşmeye başladı, evet, bütün dünyada. Öyle ki New York borsasında geçici bir süre işlemler durdurulmuş. Yani herhalde orada böyle bir alarm eşiği var. Hani çok hızlı düştüğü zaman. Otomatik bir devre kapayıcı var. Evet, devre kapayıcı. 2008'de de görmüştük en son onu. Hisse senetleriyle ilgili çok fazla aşırı talep olunca otomatik olarak devre kesiyor. Daha sonra belli bir süre sonra yeniden şeye başlıyor. Yani aynı şey 2008'de olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam %5 ile devre kesici girmişti New York'ta. Evet. Ama o kara günün sonunda, buna da kara pazartesi diyorlar, o kara günün sonunda %8-9'u bulmuştu. Peki, hisse senetlerindeki düşüş. Peki Erdal Sağlam, gelelim en can alıcı soruya. Bir kısmımızın cevabını bildiği ama pek çoğumuzun da merak ettiği soruya. Şimdi burada pompa fiyatları, benzinin, motorinin fiyatı, işte tüp gazın fiyatı filan uluslararası piyasalara, dolara filan endeksi deniyordu. Evet. Şimdi bu kadar düştüğüne göre artık benzini 2,5 liradan filan alırız herhalde, öyle mi? Bilmiyorum oraya düşer mi? O kadar düşer mi, ama otomatik olarak fiyatlandırma var. Eşel mobil sistemi biraz şey oldu, zarara uğradı. Dünya fiyatlarıyla eş olarak düşmesi lazım. Ama bazen hükümetler bu durumda ileriye dönük ihtiyat oluşturmak için dünya petrol fiyatları kadar düşürmüyorlar. Arada vergiyi arttırıyorlar. Ondan sonra artmaya başladığında onu dengelemeye çalışıyorlar. Bizde bile, yani dünya petrol fiyatlarının aksine, son dönem biliyorsunuz motorinde ÖTV artışı oldu. Yani vergileri arttırarak geliri arttırmaya dönük bir politikası var hükümetin. O yüzden de aynı oranda düşer mi bilmiyoruz. Zaten bu da belirli bir süre sonra yansıyor ürün fiyatlarına. Peki. Dünya petrol fiyatları düşüyor. Bir 15-20 gün sonra ürün fiyatına yansıyor. Türkiye'deki fiyatlar da o Avrupa'daki ürün fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Ümit edelim ki hiç olmazsa hani 1-2 lira düşer diye, ama hani vergi gelirinden de feragat etmek istemeyeceğini de varsaymak lazım herhalde. Çok da umutlu olmamak lazım. Erdal Sağlam, çok teşekkürler yayınımıza. Kolay gelsin, sağ olun.